Bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesislerindeyiz. Etrafta görüyorsunuz yerli milli tasarımlar var ama bugün çok farklı bir konuyla sizin karşınızdayız. TUSAŞ'ın içerisinde bir uçuş okulu var. Bu uçuş okulunda helikopter pilot eğitim veriliyor. Dünyada farklı ülkelere eğitimler verilmiş. Türkiye'de jandarma, emniyet genel müdürlüğü, sahil güvenliğe eğitim veren ve 12 yıldır 12 bin saatin üzerinde uçuş yapmış bir uçuş okulu burası. Helikopter pilot lisansı nasıl alınır? Türkiye'de helikopteri nasıl uçurursunuz? İşte bugün TUSAŞ Uçuş Okulu'nun konuğu oluyoruz ve bu bilgileri birlikte öğreniyoruz. İster askeri, ister sivil, havacılığın çok önemli bir parçası da helikopter. Pis gerekmeden uçabilen helikopterin kullanımı her geçen gün artıyor, yeni görevler ekleniyor. Sivil veya askeri alanda iki kişilik küçük modellerden onlarca kişi, tonlarca yük taşıyabilenlere kadar farklı modeller görev yapıyor. Uzun yıllar sadece askeri kaynaklar tarafından yetiştirilen helikopter pilotları için bugün ülkemizdeki tek sivil kaynak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi bünyesindeki TUSAŞ Uçuş Okulu. Okul nasıl kuruldu? Hangi eğitimleri veriyor? Siviller ne kadar ödeyerek helikopter pilot lisansı alabiliyor? TUSAŞ Uçuş Okulu Uçuş Eğitim Müdürü Kaptan Pilot Ahmet Alakuş sorularımızı yanıtladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ni biz tabii ki üretilen askeri uçaklar, helikopterler derken burada bir uçuş okulu var. Evet. Ve uçuş okulu aynı zamanda sivilden helikopter pilotu olmak isteyenlere de hizmet veriyor. Ben sorumu bununla başlatmak istiyorum. TUSAŞ'ın uçuş okuluna dışarıdan helikopter pilotu olarak başvurular var mı? Hangi özellikler? Biraz bize bilgi verir misiniz? Evet, öncelikle hoş geldiniz TUSAŞ'a ve Uçuş Okulu'na. Ben Uçuş Okulu Uçuş Eğitim Müdürü Ahmet Alakuş. Hem sivilden hem de devlete yetiştirdiğimiz evet pilot ve pilot adaylarımız mevcut. Özellikle 2010 yılı bizim kuruluşumuz. 2010 yılından günümüze kadar 12 bin saatin üzerinde uçuş yaptık. Gerek sivil gerekse devlet uçucularına hizmet verdik. Bu süreçte biz 331 tane pilot ve pilot adayına da eğitim verdik. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın onaylı tek helikopter uçuş eğitim organizasyonuyuz. Bize sivilden tabii ki birçok arkadaşımız sürekli müracaat ediyor. Hatta önümüzdeki dönemde biz bugüne kadar 24 arkadaşa PPL lisansı verdik sivilden. Önümüzdeki dönemde de bir 5 arkadaşımız inşallah gelecek. Onlarla bir görüşmelerimiz devam ediyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. Yani sadece devlete pilot yetiştirmek değil, aynı zamanda Türk sivil havacılığının gelişmesine de katkı sağlamak istiyoruz. Bu maksatla da gerek yönetimimiz gerekse biz hassas davranıp maliyetine uçuş okulunda eğitimleri sivilden gelecek olan PPL almak isteyen arkadaşlara vermek istiyoruz ve veriyoruz. PPL dediniz burada. Buradaki PPL eğitimini biraz bize anlatır mısınız? Bir de maliyeti dediniz. Sizden bir fiyat bilgisi de alalım. Çok soracak kişi olacaktır. PPL için 45 saat uçuş eğitimi veriyoruz. Bunun öncesinde tabii ki sivil havacılıkla yazışıyoruz. Arkadaşlara önce sağlık sertifikası aldırıyoruz. Klas 1 ya da klas 2. Müteakiben R44 helikopteriyle 45 saat uçuş eğitimi, 1,5 saat uçuş eğitiminin sonunda kontrol ve 100 saat yer dersi veriyoruz. Ortalama 6 ile 8 ay sürüyor kursumuz. Devamlılık istiyoruz. Ancak bu süreçte zaman zaman devamda sıkıntı yaşayan arkadaşlar olursa da onlara telafi eğitimleri yaptırıyoruz. Maliyet anlamında da yaklaşık 35 bin dolara yakın bir maliyet çıkıyor. Biz bu maliyeti arkadaşlara kar payı gözetmeksizin sivil havacılığın, genel havacılığın ve Türkiye'deki pilotluğun, helikopter pilotluğunun gelişmesi anlamında katkı sağlama maksatlı böyle bir politika izliyoruz. TUSAŞ Uçuş Okulu sadece Türkiye'de kamu veya özel kişilere değil yurt dışına da eğitim veriyor. İlk yabancı eğitim alan ülke Bosna Hersek Ordusu'ydu. Önümüzdeki aylarda Libya'da Mi-17 eğitimi verilmesi de gündemde. Evet, biz yurt dışına eğitim verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine pilot yetiştirdik.
Şimdi görüştüğümüz bazı devletler var. Bizim asıl amacımız sadece yurt içi değil. Evet, yurt dışına da hizmet vermek istiyoruz. Uçuş okulumuzu yurt dışına açmak istiyoruz. Gerek PPL, gerekse silahlı kuvvetlerine. Onların talepleri doğrultusunda biz programlar oluşturuyoruz. Kendi programlarımız var PPL ile ilgili, ancak eğer kendi ülkelerinin silahlı kuvvetlerine farklı bir eğitim talep ederlerse, onların talep etmiş oldukları eğitim programını yapıp onlara sunabiliyoruz ve böyle hizmet verebiliyoruz. TUSAŞ, T-129 Atak ile birlikte özgün döner kanat ürünleri de geliştiriyor. Süren projelerden biri de Gökbey. T-625 Gökbey helikopter projesinde testler devam ediyor. Hedef, gelecek yıl sonundan itibaren teslimatların başlaması. TUSAŞ Uçuş Okulu, Gökbey eğitimleri için ana merkez olacak. Bizim TUSAŞ Uçuş Okulu olarak en büyük iki artımız var. Bir tanesi TUSAŞ gibi dünya markasının organizasyonunun altında olmamız. İkincisi de öğretmenlerimizin dünya çapında tecrübeye sahip olmaları. Dolayısıyla biz Gökbey ile ilgili eğitim anlamında her türlü altyapımız hazır. Testleri bitip eğitime verildiği andan itibaren gerek yurt içine gerek yurt dışına bunların tip intibakları ile ilgili bütün sistemlerimiz, altyapımız ve eğitim programlarımız hazır. Yurt dışına satılırsa da eğitim verebiliriz, yurt içinde de aynı şekilde eğitimlerini verebiliriz. Ülkemizde ne yazık ki sivil anlamda helikopter kullanımı çok kısıtlı. Bu konuda atılacak adımlar Türkiye'de genel havacılığın gelişmesi için de önemli bir altyapı sunacak. Şimdi Türkiye'deki helikopterciliği geliştirmek için öncelikle biz işte katkıda sağlıyoruz dedim ya, az önce arz ettim. Biz maliyetine pilot yetiştirmek istiyoruz. Ve Türkiye'deki helikopterciliği geliştirebilmek için gençlerimizi sevdirmemiz lazım. Havacılığı sevdirmemiz lazım. Havacılığa katkı sağlayacak sadece bizler değiliz. Gerek sivil havacılık, gerek devlet hava meydanları ve gönül vermiş iş adamları, gönül vermiş insanlar bir araya gelerek 3 kişi, 5 kişi ya da 1 kişi helikopter alıp öncelikle kendisi kullanarak başlaması lazım. Aksi takdirde helikopter biraz daha uçağa nazaran pahalı ancak zevkli bir iş. İstediğiniz her yere izin almak kaydıyla iniş yapabiliyorsunuz, kalkış yapabiliyorsunuz kuralları çerçevesinde emniyetli olarak. Bunu geliştirmek için biz emniyet ön planda tutup ama kurallarımızı sivil havacılık anlamında söylüyorum biraz esnetmemiz gerekiyor. Emniyet asla emniyetten taviz vermemek kaydıyla kuralları biraz esnetmemiz gerekiyor. Sivil havacılıkta genel havacılığı önemsememiz ve ona önem vermemiz gerekiyor. Genel havacılığı gelişmeyenin ticari havacılığı gelişmez. Bugün yurt dışına baktığınızda Amerika'ya her yerde uçak ve helikopter var. Ve bunların hepsi genel havacılıkla uçuyorlar. Ama ticari ve özel havacılık birbiriyle iç içe gelişiyor. Dernekler kurmuşlar, kendileri bir oluşum yapmışlar. Bizim de mutlaka böyle şeylere ihtiyacımız var. Böyle geliştirebiliriz diye düşünüyorum. TUSAŞ Uçuş Okulu, Robinson R-44, AS-355 ve AB-206 tipi helikopterler ile bölgenin helikopter uçuş eğitim merkezi olmayı hedefliyor. Gücünü TUSAŞ'tan alan okul, tecrübeli öğretmen pilotları ile helikopter konusundaki açığı kapatmayı öngörüyor.